Nevin'in ve Nurşen'in mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle fırında köfte yapacağım. Bunun için evvela malzemelerim var. Önce malzemelerimi koymak istiyorum. Bir rendelenmiş soğanım ve 4 diş sarımsağım var. Önce bunları ilave ediyorum. Kıymam, bu arada kıymam 350 gram. 4-5 yaprak maydanoz kattım. Karabiber, pul biber, kırmızı biber ve kekik attım. Evet, baharatlarımı kattım. Bir tane yumurta ilave ediyorum. Bir şeker kaşığı tuz. Tüm baharatlarımı da koydum. Bunun için tepimize 4 tane de patatesimiz var. Onları da halka halka doğrayacağız. Bundan sonra onları da göstereceğim size. Önce köftemi yoğurduktan sonra, ayarladıktan sonra onları da göstereceğim. Evet, şimdi köftelerim güzel yoğruldu, hazırlandı. Şimdi yuvarlak yuvarlak bu şekilde hepsini tamamlayacağım. Bundan sonra da patateslerime geçeceğim. Onları da göstereceğim size. Böyle hepsini yuvarlak bir şekilde ayarlayacağım. Arkadaşlar şimdi köftemi ayarladım. Tamam. Şimdi 4 adet patatesim var. Bu patatesleri şimdi halka halka keseceğim. Arkadaşlar şimdi borcamama yerleştirmeyi göstereceğim size. Bir köfte, bir patates. Bunun için bir de ayrıca domates de 3 tane dilim domates kestim. Böyle. Böyle. Bunları böyle böyle istif edeceğim. Şöyle bir yatay şekli biraz didikten sonra yatay şekli alacağım bunları. Domates, patatesimiz, köftemiz, evet arkadaşlar köftem hazır. Borcamımı ayarladım. Pardon. Dizdim. Şimdi üstüne sosu için 1 yemek kaşığı domates salçam var. 1 su bardak suyum var. Yarımdan birazcık daha fazla çay bardağı sıvı yağım var. Ve ben baharat da yine katıyorum bunun içine. Pul biberim var, karabiberim var, tuzum var. Bunları da katıyorum. Evet, güzelce çırpacağım. Üstüne bir güzel gezdireceğim ki pişerken hepsine geçsin. Bir de bu arada bir çay kaşığı kekiğim ve bir çay kaşığı da kimyonum var. Onu da söyleyeyim. İçine kattım. Ya aslında katmasam da olabilir ama ben baharat tarzını seviyorum.
yemeklerde daha güzel oluyor. Şimdi böyle sosumuzu üstünden gezdireceğiz. Bu işlemin bittikten sonra ısıtılmış 200 derece fırına koyacağım. Tahminen 35-40 dakika hemen hemen de pişecek. Bu kadar pişmesi gerekebilir. Ama tabi fırından fırına fark ediyor. O yüzden değişebilir. Belki sizde değişebilir. Ben genelde pişirdiğim zaman 35-40 dakika falan sürüyor. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Sunuma hazır. Çok da güzel oldu. Mis gibi. Yaparsanız memnun kalacaksınız. Eminim. Lezzeti de çok güzel. Bana abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunuzu da açık bırakın. Her şey gönlünüzce olsun. İyi günler. Hoşça kalın.